Merhaba arkadaşlar. 2022 KPSS güncel bilgiler deneme serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci partımızda da toplam 5 adet denememiz olacak. Denemelerin PDF halini açıklama kısmından bulup indirebilirsiniz. Dilerseniz hemen deneme sorularına ve çözümlerine birlikte geçelim. Aşağıdakilerden hangisi günümüz yazarlarından Paulo Coelho'nun Eserlerinden biri değildir. A. Veronika ölmek istiyor. B. Simyacı. C. Okçunun yolu. D. Doğudan uzakta. E. Aldatmak. Bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğinde yer alan doğudan uzakta şıkkı olacaktır. Doğudan uzakta adlı eser Amin Maalof'a ait bir eserdir. İkinci sorumuz. Asya İşbirliği Diyaloğu yani AİT tarafından 2022 Asya Turizm Başkenti olarak Türkiye'den aşağıdaki hangi il seçilmiştir? A. Antalya, B. İstanbul, C. Bolu, D. İzmir, E. Nevşehir. Bu sorumuzun doğru yanıtı da E seçeninde yer alan Nevşehir olacaktır. Üçüncü sorumuz ise şöyle. Aşağıdaki hangi iki yerleşim yeri 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından kırsal turizm de destinasyonu olarak ödüllendirilmiştir? A. İznik Silifke B. Mustafa Paşa Taraklı C. Orta Hisar Çorlu D. Kahta Hekimhan E. Kemer Bodrum Bu bilgi arkadaşlar aralık bilgisidir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından kırsal turizm destinasyonu olarak ödüllendirilen iki yerleşim yeri B seçeneğinde yer alan Mustafa Paşa. Mustafa Paşa Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinin bir köyüdür. Mustafa Paşa köyü. Taraklı ise Sakarya'ya bağlı bir ilçedir. Yani sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Birinci denememizin dördüncü sorusu ise şöyle. Aşağıdakilerden hangisi gelişen 8 ülke olarak adlandırılan D8 ülkelerinden biri değildir? A. Türkiye B. Endonezya C. Mısır D. Nijerya E. Çat Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğinde yer alan Çat olacaktır arkadaşlar. Eee, D8 ülkeleri 1997 yılında kurulan bir birliktir. Bu birliğe Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan üyedir. E seçeneğinde yer alan Çat ise bu bilye üye değildir. Beşinci sorumuz ise şöyle. Aşağıdaki çöllerden hangisi kuzey yarım kürede yer almaz? A. Büyük Sahara B. Rübül C. Karakum D. Patagonya E. Gobi D. Seçeneğinde yer alan Patagonya haricindeki bütün seçenekler kuzey yarım kürede yer alan çöllerdendir. D seçeneğinde yer alan Patagonya ise Arjantin'de yer alan ve güney yarım kürede yer alan bir çöldür. Yani sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz ise şöyle. Her yıl Ocak ayının son haftası gerçekleştirilen ünlü ateş festivali aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmaktadır? A İngiltere, B Hindistan, C Çin, D İskoçya e. Güney Afrika Cumhuriyeti. Bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğinde yer alan İskoçya olacaktır. İskoçya'nın Shetland bölgesinde gerçekleştirilen ünlü ateş festivali her yıl Ocak ayının son haftası gerçekleştirilmektedir. İkinci denemedeyiz arkadaşlar. İkinci denememizin ilk sorusu ise şöyle. Aşağıdaki şeylerden hangileri 2021 yılında Türkiye'den UNESCO yaratıcı şeyler ağına müzik alanında dahil edilmiştir. A. Gaziantep Şanlıurfa, B. Diyarbakır İzmir, C. Şanlıurfa Sivas, D. Kırşehir Yozgat, E. Bursa Trabzon. Sorumuzun doğru yanıtı C. seçeneğinde yer alan Şanlıurfa e, Sivas olacaktır. Bu yıl iki ilimizde e, UNESCO yaratıcı şeyler ana müzik alanda dahil edilmiştir. İkinci sorumuz ise şöyle. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaşan şahinler olarak anılan F-16 savaş uçaklarının ilk kadın pilotu aşağıdaki isimlerden hangisidir? A. Leman Altınçekiş B. Berna Şen C. Sabiha Gökçen E. E. D. Eribe Kartal E. Belkıs Şevket Bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeninde yer alan Berna Şen olacaktır. Üçüncü sorumuz ise şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 2021 Avrupa Birliği dönem başkanı ülkelerden biridir? A. Fransa B. Almanya C. Portekiz D. Belçika E. İspanya Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğinde yer alan Portekiz olacaktır. Birliğin diğer dönem başkanı ülkesi ise arkadaşlar Slovanya olacaktı. Yani bu yıl için Portekiz ile Slovenya dönem başkanlığını yürüten ülkeler arasında yer alır. Dördüncü sorumuza geçecek olursak, İspanya İç Savaşı'nın dramatik bir kesin, kesitini konu alan Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? A. Ernest Hemingway B. Amin Malov C. Lev Tolstoy D. E, George Orwell E. Thomas Kennelly bu sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğinde yer alan Ernest Hemingway olacaktır. Bir sonraki sorumuz olan 5. sorumuz ise şöyle. Ülkemizde her yıl 14 Mart'ta kutlanan Tıp Bayramı ilk kez hangi tarihte kutlanmaya başlanmıştır? A 1825 B 1827 C 1918 D 1927 E 1965 Bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğinde yer alan 1827 olacaktır yani Her yıl 14 Mart'ta Mart kutlamış olduğumuz e, Tıp bayramını ilk kez 1827 yılından itibaren kutlamaya başlamışlar Bilginiz olsun arkadaşlar e, İkinci denememizin son sorusu ise şöyle Aşağıdakilerden hangisi ünlü ressam Şeker Ahmet Paşa'ya ait eserlerden biri değildir A Talim yapan erler B 2 müzisyen kız C. Manolya ve meyveler. D. Ağaçlar üzerinde karaca. E. Tepe üzerindeki kale. Bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğinde yer alan iki müzisyen kız adlı tablodur. Bu tablo Osman Bey, Osman Hamdi Bey'e ait bir tablodur arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 3. denemedeyiz. Üçüncü denememizin ilk sorusu ise şöyle. Arap dünyasının ilk nükleer santrali aşağıdaki ülkelerden hangisinde devre girmiştir? A. Suudi Arabistan B. Katar C. Birleşik Bileş Arap Emirlikleri D. Kuveyt E. Mısır Bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeninde yer alan Birleşik Bileş Arap Emirlikleri olacaktır. Yani Arap dünyasının ilk nükleer santrali Birleşik Bile Arap Emirlikleri'nde kurulmuştur. İkinci sorumuza ge geçecek olursak aşağıdaki isimlerden hangisi 2020 yılında yapılan seçimler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı olarak göreve başlamıştır. A. Victoria Woodhull e, B. Kamala Harris C. Beloa D. Mar e, Margaret Smith E. Hillary Clinton Bu sorumuzun doğru yanıtı Bildiğiniz üzere arkadaşlar o dönem seçildiğinde sıkça adını duyduğumuz Kamala Harris olacaktır. Yani B seçeneğinde yer alan Kamala Harris olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı. Üçüncü sorumuza geçecek olursak UNESCO tarafından doğumunun 850. yıl dönümü anısına 2021 yılına adını verdiği Türk mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir? A Mevlana, B Yunus Emre, C. Ahi Evran D. Ahmet Yesevi E. Hacı Bektaş Veli Bu sorumuzun doğru yanıtı Aylık Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer alan e, Ahi Evran olacaktır. Yani C seçeneği olacaktır sorumuzun doğru yanıtı. Dördüncü sorumuza geçecek olursak Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de en düşük nüfuslu 5 il arasında yer almaz? A. Bayburt B. Tunceli C. Yozgat De Ardahan, Ekilis. Bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğinde yer alan Yozgat olacaktır. Bu seçenek dışındaki bütün iller Türkiye'de en düşük nüfusu iller arasında yer alır. Beşinci sorumuza geçecek olursak Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kayıtlara geçen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. İntiba B. Cezmi C. Mayı ve Siyah D. Eylül E. Karabibik Bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeninde yer alan Eylül olacaktır. Mehmet Rauf'a ait Eylül olacaktır arkadaşlar. Üçüncü denememizin altıncı ve son sorusu ise şöyle. Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip adı var ve Yunus Nadi tarafından kurulan Anadolu Ajansı hangi yıl kurulmuştur? A 1920, B 1921, C 1923, D 1927, E 1930. Bu sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğinde yer alan e, 1920 yılı olacaktır. Dördüncü denemedeyiz. Dördüncü denememizin ilk sorusu ise şöyle. Expo 2023 Türkiye'de aşağıdaki illerden hangisinde yapılacaktır? A. Hatay B. Kahramanmaraş C. Gaziantep D. Antalya E. Bursa Sorumuzun doğru yanıtı B seçeninde yer alan Kahramanmaraş olacak. Yani Expo 2023 e, Kahramanmaraş ilimizde gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Ümit burnu bir diğer adıyla fırtınalar burnunu keşfeden kaşif aşağıdakilerden hangisidir? A. Christoph Konop B. Bartolomeu Diaz C. Vasco da Gama D. Ferdinand Magellan e-Ameriko Vespucci Bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğinde yer alan Bartolomeo Dias olacaktır arkadaşlar. UNESCO 2022 yılı için kitap başkenti olarak aşağıdaki şehirlerden hangisini seçmiştir? A-Şarjah B-Tiflis C-Kuala Lumpur d Helsinki, E-Guadalajara e, Bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğinde yer alan Guadalajara e, şehri olacaktır. Bu şehir Meksika'da yer almaktadır. Bir sonraki sorumuz ise şöyle. Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biri değildir? A. İtalya B. Lüksemburg C. Almanya D. Belçika E. İngiltere Bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeninde yer alan İngiltere e, olacaktır. E, birliğe sonradan dahil edilen ve e, bildiğiniz üzere Brexit ile birlikten ayrılan e, ülke İngiltere'dir. Yani Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer almayan ülke İngiltere'dir. Beşinci sorumuz ise şöyle. Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz? A. Göç İdaresi Başkanlığı B. Emniyet Genel Müdürlüğü C. Milli Emlak Genel Müdürlüğü D. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü E. Polis Akademisi Bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeninde yer alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü olacaktır. Yani C seçeneği olacaktır. Dördüncü dönemimizin altıncı ve son sorusu ise şöyle her yıl Şubat veya Mart aylarında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Mardi Gras Festivali aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmaktadır? A. İngiltere B. Almanya C. Portekiz D. ABD E. Portekiz İki defa Portekiz girmiştir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeninde yer alan ABD olacaktır. 5. ve son denememizdeyiz arkadaşlar. 5. denememizin ilk sorusu ise şöyle. UNESCO tarafından vefatının 750. yıl dönümü anısına 2021 yılına adını verdiği Türk mütasavvıfı aşağıdaki isimlerden hangisidir? A. Mevlana B. Yunus Emre C. Hacı Bayram Veli D. Ahmet Yesevi E. Hacı Bektaş Veli Bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğinde yer alan Hacı Bektaş Veli olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza geçecek olursak Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına 2022 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır? A) Azerbaycan B) Kırgızistan C) Türkmenistan D) Kazakistan E) Türkiye bu sorunun doğru yanıtı A seçeneğinde yer alan Azerbaycan olacaktır. Üçüncü sorumuz ise şöyle. Soğuk savaşın simgesi olarak yıllarca varlığını sürdüren Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı birbirinden ayıran Berlin duvarı hangi yıl yıkılmıştır? A. 1980 B. 1985 C. 1989 D. 1999 E. 2000 Bildiğiniz üzere soğuk savaşın simgesi olarak yıllarca varlığını sürdüren Berlin duvarı, ceset çehinde yer alan 1989'da yıkılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ise şöyle: Türk soy tarafından aşağıdaki illerimizden hangisi 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiştir? A. Gaziantep, B. Şanlıurfa, C. Bursa, D. Hatay. E. Konya. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğinde yer alan Bursa olacaktır arkadaşlar. Yani 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Bursa ilimiz seçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ilk 5 ülkesi arasında yer almaz? A. Rusya B. Çin C. Hindistan D. ABD E. Kanada Bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğinde yer alan Hindistan olacaktır ekstra bilgi vermek gerekirse arkadaşlar Rusya, Çin, ABD, Kanada gibi ülkeler e, ekstra olarak da e, Avusturya, Brezilya, Antarktika gibi yerleşim yerleri transkontinental devletler grubuna girmektedir. E, böyle bir e, grubun sınıflandırmasında ise e, kıtanın bir ucundan diğer ucuna yayılabilen devletler olmanın yanında e, al, e, alanın kriteri ise 7 ile 25 milyon kilometre kare alanına sahip ülkeler bu grubun içerisine dahil edilmiştir. Hindistan ise bu e, grubun içerisinde yer almaz. Çünkü Hindistan'ın e, ortalama e, yüz ölçümü ise 3 milyon e, 200 bin civarında bir e, alana tekabül ettiğinden dolayı bu grubun dışında yer almaktadır. 5. denememizin 6. ve son sorusu ise şöyle arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk dahil birçok tanınmış kişilerin portrelerini hazırlamıştır. Tevfik Fikret'in ölümü üzerine yüzünün kalıbını alıp maskını yapmıştır. Bu çalışma ile Türkiye'de yapılan ilk mask çalışmasıyla tarihe geçmiştir. Louvre Müzesi'nde sergilenen Çingene adlı tablosu en ünlü eseridir. Yukarıda özellikleri verilen ünlü Türk ressam başlarındaki isimlerden hangisidir? A. Osman Akbay B. Mihri Müşfik C. İbrahim Çarlı D. Celile Hikmet E. Fikret Mağla. Bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğinde yer alan Mihri Müşfik olacaktır. Evet arkadaşlar 2022 KPSS Güncel Bilgiler deneme videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, videomuzun başında belirtmiş olduğum gibi denemelerin pdf hallerini Açıklama kısmına bırakacağız. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bir önceki deneme videomuzun e, altında yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı e, hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.